25 kişi öldü o kazada. Açık suç sorumluluk vardı. İşte o geçidin altında doldurulmuş işte menfezin altı malum boşluktu. Yani olması beklenen olunca yani bunun sorumluları 4 yıldır ya 8 Temmuz 2018'den bu yana hesap vermezler mi? Evet, aslında en çok insanın yüreğini dağlayan şey hakikaten gelmeyen adalet. Yani her yerde bunu görüyoruz. Gelmeyen adalet. Hani birazcık adalet olsa belki insanların yüreği biraz soğur, birazcık acıları diner. Fakat inadına inadına adaleti geciktiriyorlar, adaleti getirmiyorlar. Ve bu yarayı iyice kabuk bağlamaz hale getiriyor, deşiyor, acıları büyütüyor. Bu kadar olmaz. Yani bu bir insanlara hakikaten işkence etmektir. Bu başka nedir ya? Yani evladını kaybetmiş bir insana bu adaleti çok görmek işkence değil de nedir? Kolay bir şey değildir evlat acısını yaşamak ve onun adaletini beklemek. Ya bir de bakın Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Hanım bakana hakaret falan gibi iddialarla yargılanıyor. Ya. Yani bu ülkenin insanların utanması gerekir. Orada bir avuç aile var. Bu arada kulaklarını da çınlatalım. Bizi de izliyordur herhalde. Can Atalay. Çorlu tren kazasının yani bu davanın avukatlarından biriydi. Tıpkı Soma gibi yani bütün enerjisini ortaya koyarak savunuyordu. İşte Can Atalay'ı gördünüz. Geçmiş tarihlerde düşünseniz zaten 4 yıldır devam eden bir dava. Adalet istiyoruz pankartı önünde. Kendisi adaletsizliğin somut simgesi gibi neredeyse şu anda cezaevinde, Silivri'de yani geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Umuyoruz geçecek. Geçecek. Yani bunlara biraz daha katlanılacak bu toplum. Biraz daha dişini sıkacak ve o sandığın bir an önce gelmesini isteyecek. Yani herkes de biliyor ki bu gelmeyen adalet tamamen bu siyasetin mahsulü, ürünü. Çalışmayan yargı bu siyasetin yargısı. Ne yazık ki bağımsız, tarafsız bir yargıyı çok gördüler insanlara. Hiçbir yerde çalışmıyor, hiçbir yerde insanlar bekledikleri adaleti bulamıyorlar. Siyasete bağlanıyor sonuçta ve o sandık bir an önce gelsin hakikaten. Yani yokluk, yoksulluk bir yana gelmeyen adaletin de hesabı sorulsun ve insanlara hiç olmazsa iş, ekmek, aş veremiyorlarsa adalet versinler ya. Adalet versinler. İnsanlar çok mu bir şey istiyorlar yani? Bunun bir an önce işte bir an önce seçim, bir an önce adil, demokratik, hilesiz, hurdasız bir sandık adalet için de gerekli. Şimdi bunun en somut örneklerinden biri bir dava. O kadar açık ki o trenin başına ne geldi? O Emzemin geçitteki o çöküntü ne oldu? Her şey delilleriyle ortada. Sorumlular biliniyor. 4 yıldır dava bitemiyor. Bugün peki neler yaşandığını az çok anlattım ama Gül Gündüz şimdi karşımızda. Ailelerin bir yandan basına açıklamaları devam ediyor. Sevgili Gül, şimdi dava ve duruşmayla ilgili anlatırsın ama bu arada sizin de Halk TV ekibi olarak başınıza bir şey geldi. Ne oldu? Bir anlatır mısın lütfen? Hemen özetleyeyim Ayşenur Aslan. 10. duruşmada salona girmiştik. Kameraman arkadaşım da içeriye girmemişti. Sadece elimde kapalı şekilde mikrofonum vardı. Kapalı olduğunu da beyan ettim. Ancak yine de pilleri söktürdüler. Uzaktan kayıt alabileceğim gerekçesiyle pilleri çıkartmamı istediler. Salona ancak öyle girdim duruşma salonunda. Duruşmayı o şekilde takip ettim. Zaten kısa sürdü. Şu anda da aileler birer birer konuşuyor. Oğuz Arda Sel'in dedesi arkamda şu anda bağırarak adalet istiyorum diye sesleniyor. Duruşma salonunu terk ettiler. Çünkü bir iddianame var. Evet, Çorlu tren faciasının davasında ama
Bu iddianamenin içerisinde sadece 4 tane alt düzey Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın çalışanı var. Bu yüzden de aileler bir tespit yaptırmıştı. Mart 2021'de tarih de verelim. Mart 2021'de bir tespit yapıldı. Yani başka sorumlular da bu iddianameye eklenecek dendi. Hatta mahkeme savcıya da, duruşmanın savcısına da bu yeniden düzenleme yapın ve bu dosyayı yenileyin demişti. İddianameyi bu şekilde hazırlayın demişti ama duruşma savcısı dosyadan ayrıldı. Aradan geçen 6 ay aranın ardından Eylül 2021'de yine bir duruşma oldu. Orada da bir iddianame gelmedi. Bu yüzden avukatlar dosyaya bakan savcı hakkında da suç duyurusunda bulunulması için mahkemeye talepte bulundular. Mahkeme bu talebi kabul etmişti. Şimdi aradan geçen 8 ayda yeni savcı geldi. Bir iddianame hazırlanması gerekiyor ama yine hazırlanmadı. Yani toplamda 15 aydır iddianame gelmiyor. Bir türlü tüm sorumluların olduğu iddianame mahkeme heyetine de bildirilmiyor. Avukatlar iki savcı değişti diyerek de bir kez daha suç duyurusunda bulunulmasını istediler. Bu sefer Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı hakkında çünkü siyasi davranıyor denildi. Ve ancak Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki bu talepleri, suç duyurusu talepleri kabul edilmedi. Bir kez daha reddedildi. Bu yüzden de aileler de duruşma salonunu kısa sürede terk ettiler. Duruşma salonunda da yine aileler yakınlarının kıyafetlerini getirmişlerdi. Onları mahkeme heyetine gösterdiler. Biz bu kıyafetlerle yıllardır uyuyoruz denildi. Çünkü 4 yıl geçti Ayşen Rastan. Temmuz ayında gerçekleşmişti olay. Temmuz 2018'de ve aradan geçen bu sürede de o beklenen iddianame halen gelmedi. Arkamda da aileleri bir kez daha gösteriyor size. Murat Kibar, aileler bağırarak çıktılar duruşma salonundan ve adliye önünde de bir kez daha savcılığa seslendiler. Neden mahkeme heyetine bu iddianameyi vermiyorsunuz diyerek bu kararın siyasi olduğunu belirtti. Şunu da ekleyeyim hemen çok kısa. Bu duruşmanın simge isimlerinden, simge avukatlarından biri Can Atalay da duruşmada yoktu. Gezi tutuklusu olarak da Silivri cezaevinde. Bu yüzden de aileler hem avukatları Can Atalay'ı tutuklanmasını kınıyorlar. Şu anda açıklama birer birer de devam ediyor. Hem de iddianamenin, gerçek iddianamenin gelmediği için de Bu protestoyu yaptılar, duruşma salonundan ayrıldılar. Bir kez daha tarihi hatırlatayım. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. O duruşmada iddianame gelecek mi, ne olacak, duruşma nasıl ilerleyecek, ailelerin bekleyişi devam ediyor diyelim. Çorlu'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ayşen Rastan. Şimdi efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili Güle ve kameraman Murat Kibar'a. Bundan sonra şöyle bitirebiliriz bunu. Faslı. Hukuk fakültelerini kapatın. Avukatlık bürolarını kapatın. Adalet Bakanlığı'nın adını işte ne bileyim ben Çayır Çimen Bakanlığı olarak değiştirin. 4 yıldır bir iddianame ortaya koyamayan savcılık. Nedir savcı? Adında Türkiye Cumhuriyeti ünvanı olan, zira Türkiye de yaşayan her vatandaş adına, kamuoyu adına hak arayan, adaleti tesis etmek için uğraşan kişidir. Değil mi? Meseleyi kapatmak lazım. Kılıçdaroğlu'na geçecektik ama dün akşamki videoya Düzce'ye gidiyoruz. Sonra hakikaten çok çarpıcı ayrıntılarla, notlarla karşınızda olacağım. Dün akşam yandaş medya ve saray görevlileri fazla mesai yaptı. Neler oldu neler? Görüşelim efendim ama şimdi Düzce'ye gidelim. İl başkanımız konuştu. Kaç dil konuşuyor? 25 dil konuştu. Şimdi biz bunu kavga nedeni sayıyoruz. Halbuki bu bizim zenginliğimiz. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlar konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Şimdi biz kavgadan uzak durdukça ve her birimiz büyümeye odaklanırsak, gelişmeye odaklanırsak, işsizliği sonlandırmaya odaklanırsak, kişi başına geliri artırmaya odaklanırsak, yaratılan gelirin halkça bölüşülmesine, paylaşılmasına odaklanırsak bütün sorunları çözebiliriz. Burada uzun uzun
belli konulara girmeyeceğim ama bir iki konuya gireceğim. Sonra sizler sorularınızı da açarsanız ben o konuları burada sorularınıza cevap vereceğim. Bunlardan birincisi şudur.